Evet arkadaşlar, Bayram Özen bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle like'ı da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Osmanlı Devleti'nin doğusundan durum. Osmanlı İmparatorluğu Batı'da Avrupa devletiyle mücadele ederken doğuda da topraklarını genişletmeye konumunu güçlendirmeye devam ediyordu. 1470 yılında Vezir-i Azam İshak Paşa tarafından Niğde, 1471'de Gedik Ahmet Paşa tarafından Ala İyi Alanya, 1472'de yine Gedik Ahmet Paşa tarafından Taşeli ve Silifke Osmanlı'nın topraklarına katıldı. Akkoyunlular ve Memlükler Osmanlıların doğuda ve güneyde tekrar toprak kazanması üzerine rahatsızlık duymaya başladılar. Memlükler Fatih Sultan Mehmet'in kayınbiraderi olan Dulkadiroğulları Şeyh Suvar Bey'i Mısır'a götürdüler ve idam ettiler. Yerine Şah Budaklı tahta geçirdiler. Fatih bu durum karşısında diğer kayınbiraderi, aynı zamanda oğlu Bayezid'in kayınpederi Allahümmüdevle Bozkurt Bey'e arka çıktı. Osmanlı İmparatorluğu ile Memlükler ilinin arası iyice açıldı. Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan ise fırsat buldukça Osmanlı topraklarına veya Osmanlılar himaye altına aldıkları şehirlere saldırıyordu. Hatta biraz daha ileri giderek Fatih Sultan Mehmet'e tehdit dolu mektuplar yazıyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile uğraşmaya devam eden Uzun Hasan Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ı yendi ve ülkesini ele geçirdi. Ardından Timurlu İmparatoru Ebu Said Mirza Yığla da yenerek onun ülkesini de ele geçirdi. Bu zaferler Uzun Hasan'ı başını döndürdü. Uzun Hasan zafer sarhoşluğu ile içini sürekli saldırılarda bulunuyordu. Avrupa ülkeleri ve Memlüklerle de ittifak halinde olan Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e elçi göndererek Karamanoğulları Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğu topraklarının kendisine verilmesi durumunda diğer ülkelere yaptığı ittifaktan ayrılacağını bildirdi. Fatih Sultan Mehmet bu teklifi kabul etmedi. Teklifinin reddedilmesine öfkelenen Uzun Hasan bir kısım ordusunun Tokat üzerine gönderdi. Şehri yağmalattı. Aynı ordu Karaman üzerine yürüdü. Bir orduya Uzun Hasan'ın oğullarından Yusuf Cemirza adlı bir komutan kumandan ediyordu. Gedik Ahmet Paşa'nın çekilmesi üzerine herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kahraman topraklarına giren Akkoyunlu ordusu karşısında Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa, Kahraman Beylerbeyi Şehzade Mustafa ve Gedik Ahmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusunu buldu. İki ordu Beyşehir Gölü'nün doğusundaki Kırreli denilen yerde karşılaştı. Akkoyunlu ordusu büyük kayıplar vererek yenildi. Akkoyunlu ordusunun komutanı ve Uzun Hasan'ın oğlu Yusuf Cemirza ve yanında bulunan iki kardeşi yakalanarak İstanbul'a gönderildi. Akkoyunlu üzerine zamansız bir sefere başlamak üzere
olan Fatih Sultan Mehmet oğlu Şehzade Mustafa'dan gelen zafer haberine sevindi. Bu karışıklıktan yaralanan Venedik donanması Ege kıyılarındaki bazı şehirlere de saldırdı. Venediklilerden yardım alan Karamanoğlu Kasım Bey'in eline geçti. Ancak kısa bir zaman sonra Gedek Ahmet Paşa Silifke'yi tekrar Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlı İmparatorluğu karşısında umduğunu bulamayan Uzun Hasan Memlükleri de tehdit etmeye başladı. Uzun Hasan bir süper güç haline gelmek için çalışırdı. Fatih Sultan Mehmet uzun yıllar zarar vermek istemediği yeni konumlu hükümdarı Uzun Hasan'ı son saldırıları ve haddi aşağı davranışları yüzünden 1473 yılında Nisan ayında büyük bir orduyla Akkoyunlular üzerine bir sefer başlattı. Akkoyunlular üzerine düzenlenen sefer ve Otlukbeli zaferi. Fatih Sultan Mehmet 1463 yılı Nisan ayında Uzun Hasan üzerine sefere çıkarken yerine oğlu Şehzade Cemil Vekil bıraktı. Uzun Hasan Osmanlı ordusunun Fatih Sultan Mehmet komutasında kendi üzerine geldiği öğrenince Erzincan'a doğru hareket etti. O kendi ordusuna gücüne aşırı derecede güveniyordu. Karakoyunlu ve Timurlu sultanlar yendiği gibi Fatih Sultan Mehmet'i de yenecek, dünyanın en güçlü sultanı olacaktı. Osmanlı ordusunun öncü kuvvetleri tedbirsiz davrandıkları için Akkoyunlu ordusunun saldırısına uğrayarak ağır kayıplar verdi. Birçoğu da esir oldu. Otlukbeli Savaşı'ndan bir hafta önce meydana gelen bu olay Fatih Sultan Mehmet'in öfkelenmesine sebep olmuştur. Osmanlı ordusu ile Akkoyunlu ordusu 11 Ağustos 1473 günü Erzincan ile Tercan arasında Otlukbeli'de karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun gösterişli düzeni ve disiplini karşısında hayrete düşen Uzun Hasan'ı kısa bir zamanda ağır kayıplar vererek büyük bir yenilgiye uğradı. Osmanoğulları ile ne işin vardı diyecek kadar bir pişmanlık içerisinde savaş meydanında kaçtı ve canını zor kurtardı. Savaş meydanında 3 gün kadar konaklayan Fatih Sultan Mehmet kazandığı zafer için Allah'a karşı şükran ifadesi olarak çok sayıda esiri serbest bıraktı. Otlukbeli zaferiyle doğudaki Akkoyunlu tehlikesi de tamamen ortadan kalkmıştır. Bozgundan sonra büyük bir yılgınlık içine düşen Uzun Hasan Osmanlı adını bir daha ağzına almadı. Oğullarını sakın ola ki Osmanlıoğlu ile savaşmayasınız diye öğüt vermiş. Ömrünün sonuna kadar yaptığı hatanın ezikliği altında Osmanlılardan uzak durmuştur. Söylediği söze rağmen Avrupa devletini Osmanlı İmparatorluğuna karşı kışkırtmaktan da geri durmayan Uzun Hasan 1478'de ölmüştür. Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkeleri tam bir hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü bel bağladıkları Uzun Hasan büyük bir yenilgiye uğramıştı. Evet arkadaşlar, alakalı baban olmuyor. Unutmayın, iyi seyirler.